TRT24 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Suikastçı Devlet başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Üçüncü bir ülkede, üstelik bir Avrupa Birliği üyesi olan Avusturya'da hem de eski bir milletvekili olan birini, Türk istihbaratının operatifi olduğunu söyleyen biri tarafından yapılması planlanan bir suikast, o ülke güvenlik birimleri tarafından ortaya çıkartılıyorsa bu çok ciddi bir durumdur. Suikast planının hedefinde Berivan Aslan var. Aslan, Avusturya'da bir önceki dönem Yeşiller'den parlamentoya giren Kürt ve Türkiye kökenli bir politikacı. Göç, kadın hakları, azınlıklar ve inanç özgürlükleri konusunda aktif bir siyasetçi olan Aslan, aynı zamanda Türkiye'deki insan hakları konusunda çok duyarlı ve aktif hukukçu bir akademisyen. Saldırıyı gerçekleştirmeden Avusturya makamlarına teslim olan söz konusu ajanın adı Feyyaz Ö. Kendisi İtalyan vatandaşı. Samsun doğumlu, 53 yaşında. Basında okuduğum bilgilere göre emekli bir milli istihbarat teşkilatı mensubu. Kuzeydoğu İtalya'da Adriyatik Denizi'nde bir liman kenti olan Rimini'de ikamet ediyor. Berivan Aslan'a Avusturya makamları tarafından verilen ifadesine göre Feyyaz Ö, MIT'in yurt dışında bir takım kirli işlerini yapıyor veya yaptırıyor. Anlaşıldığı kadarıyla hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında başka Türk istihbaratçılarla bağlantılı olan Feyyaz Ö, durup dururken Avusturya makamlarına teslim olma nedenini Türk istihbaratından korkması, güvenliği açısından endişe duymasıyla açıklıyor. Feyyaz Ö'ye Berivan Aslan'ın adı ilk kez Türkiye'de bir savcı tarafından veriliyor. Sonrasında Feyyaz Ö, geçtiğimiz Ağustos ayında Sırbistan'da, Belgrad'da bir lokantada başka bir Türk istihbarat elemanıyla buluşuyor. Buluşma talebi diğer elemandan geliyor. Feyyaz Ö'ye orada MIT'in Berivan Aslan ve başka bazı Avusturyalı politikacılara suikast düzenleme emri veriliyor. Kendi ifadesine göre kendisine yaralama veya öldürme konusunun önemli olmadığı, önemli olanın bir mesaj vermek olduğu söyleniyor. Avusturya'ya gitmesi ve telefon beklemesi iletiliyor. Kendisiyle irtibata geçecek bir kişinin suikast emrini vereceği söyleniyor. Bu direktifleri alan Feyyaz Ö, kendi ifadesinde eyleminin amacının kaos çıkartmak olduğunu itiraf ediyor. Anlaşıldığı kadarıyla Feyyaz Ö, bu tür görevlere alışık olacak ki aldığı emirden sonra detay bilgileri soruyor ve kendisine görev veren ajandan teşkilatın beklentilerini öğrenmek istiyor. Ajanın hedefinde olan Aslan dahil Avusturyalı politikacıların olduğu bir liste var. Feyyaz Ö, bu listedeki politikacıları da açıklamış. Dahası, elindeki çeşitli cep telefonlarını ve bu telefonların hafızalarında kayıtlı olan mesajlaşma dökümlerini ve arama listelerini de Avusturya makamlarına vermiş. İlk incelemelere göre adres ve pasaport bilgilerinin otantik olduğu anlaşılmış. Avusturya Anayasası Koruma Teşkilatı görevlilerinin sorgulama esnasında edindikleri izlenime göre Feyyaz Ö, akıl sağlığı yerinde, İngilizcesi oldukça iyi olan, özgüvenli ve mantıklı hareket eden biri. Elbette bu olaydaki en önemli yapboz Feyyaz Ö'nün neden teslim olduğudur. Öyle ya, bu kadar profesyonel olduğunu öne süren bir istihbarat ajanı, durup dururken henüz hiçbir fiili eyleme geçmediği bir aşamada neden güvenlik birimlerine teslim olur? Berivan Aslan'ın Avusturya makamlarından aldığı bilgilere göre, Feyyaz Ö'nün Türk istihbaratı ve Türk makamlarıyla bir takım sorunlar yaşadığı anlaşılıyor. İfadesinden anlaşıldığı üzere Feyyaz Ö, suikastleri gerçekleştirdikten sonra Türk tarafının kendisine sahip çıkmayacağı kanaatine varıyor. Belki de kaçma planının gerçekleşmeyeceğini öngörüyor. Ben kendisinin can güvenliğinin tehlikede olduğu kanısına vardığını düşünüyorum. Bilemiyorum. MIT'in kendisini yarı yolda bırakacağını, kendisinin suçlu olarak damgalanacağını düşünüyor. Kendisine karşı kanıt biriktirildiğini ve ellerinde bir şeyler olduğunu ileri sürüyor. Yani Feyyaz Ö bir taraftan Türk istihbaratına çalışıyor, diğer taraftan kendisini tehdit ve baskı altında hissediyor. MIT'e güvenmiyor. Yoksa MIT elinin altındaki ikincil kadroları, özellikle gözden çıkaracağı operatifleri mi bu tür yurt dışı intihar görevlerinden kullanıyor? İntihar derken yaptıkları kirli eylemlerden sonra arkasında durmamayı,
onları yarı yolda bırakmayı, ne halleri varsa görsünler türü bir kullanat türü ilişkiyi kastediyorum. Anlaşılan Feyyaz Ö gibi operatifler, MIT için çalışmaya fazla gönüllü olmasalar da bazı nedenlerden dolayı kendilerine verilen görevi yapmak durumunda kalıyorlar. Feyyaz Ö'nün özellikle ailesi için endişelendiğini belirtmesi düşündürücü. Ayrıca kendisinin ve ailesinin Türkiye'deki tüm banka hesaplarına el konulmuş olması da önemli bir veri olarak görülmeli. Tüm bunlar esasında Türkiye'de devletin işlerinin nasıl yürütüldüğünü de kısmen açığa vurmuyor mu? Ayrıca aynı devlet muhalifleri takibata aldığında aynı yöntemleri ve metotları kullanmıyor mu? Belli ki Türk rejimi suikastçılarını motive etmek için de benzeri faşizan yöntemleri uyguluyor. Burada önemli bilgilerden biri de Feyyaz Ö'nün ABD'nin Türkiye'deki yerel konsolosluk görevlisi Metin Topuz aleyhine tanıklık yapmış olması. Feyyaz Ö, MIT ABD ortak uyuşturucuyla mücadele birimi kapsamında bir bağlantı elemanı olarak görev yapmış. Metin Topuz'u bu görevinde tanımış olduğu anlaşılıyor. FETÖ suçlamasıyla 2017 yılında tutuklanan Topuz, ABD diplomatik personeli olarak görev yapmaktaydı. Tutuklanması, ABD ile Ankara rejimi arasında bir diplomatik krize neden olmuş, ABD, Topuz'un tutuklanmasının ardından uzunca bir süre diplomatik birimlerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı. Ahval'in 23 Eylül'de yayınladığı habere göre Feyyaz Ö'nün bu bağlantısı Avusturya makamlarınca teyit edilmiş görülüyor. Yani Feyyaz Ö bir operatif. Türkiye devleti için gizli ve çoğu zaman alengirli işler yapıyor. FETÖ dosyalarında adı tanık olarak geçen biri. Feyyaz Ö'nün iddiasına göre bu yalancı tanıklık işini de zorlamayla yapmış. Boş kağıda imza attırtmışlar. MIT'ten emekli, yurt dışında oturumu var. Avusturya makamları Feyyaz Ö'nün MIT yapılanmasına ve bazı MIT elemanlarına ilişkin bilgilere son derece vakıf olduğunu belirttikleri, basına yansıyan raporlarda yine önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgilerden sonra analize gelelim. Bakın burada en dikkat çekici ve önemli olan nokta Türk istihbaratının Türkiye dışındaki aktivitelerini artık demokratik Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika kıtasında yer alan ülkelere doğru genişletmekte olduğudur. Daha önce MIT'in Güneydoğu Avrupa, Balkanlar, bazı Asya ve Orta Doğu ülkeleri, Orta Asya gibi bölgelerde illegal adam kaçırma gibi faaliyetler içerisine girdiği bilinmekteydi. Türk istihbaratı çoğu kez Türk diplomatik personelini ve büyükelçilik konsolosluk binalarını da bu operasyonlarında kullandı. Ancak şu an işin rengi değişiyor. Anlaşıldığı üzere özellikle Batı ülkelerinde yerleşen Türkiye kökenliler diasporasından Ankara rejiminin son derece rahatsız olduğu anlaşılıyor. Daha önce de Cem Küçük gibi bir takım medya ajanlarınca rejim bazı mesajlar veriyor, Türkiye dışında bir insan avı yapılması gerektiği alenen televizyon kameraları önünde canlı yayınlarda dillendiriliyordu. Yine Türkiye dışındaki bazı önemli gazetecilerin tehdit edildiği, polis koruması almak zorunda kaldıkları biliniyordu. Yine Amber'in Zaman gibi, Can Dündar gibi önemli isimlerin Türkiye tarafından alenen taciz edildiği, yurt dışında olmalarına karşın terörize edildikleri sosyal medyaya yansımıştı. Mesela daha dün Amber'in Zaman Twitter hesabından kendisine devletin resmi koruma kadrosunda olan birinin bir resmi ziyaret esnasında Washington'da PKK'lı terörist diye hakaret ettiğini paylaştı. Fakat bugün gelinen nokta tüm bunlardan çok daha endişe vericidir. Berivan Aslan, Avusturya'da milletvekili yapmış olan bir isim. Ankara anlaşıldığı kadarıyla hoşuna gitmeyen her sese ayağınızı denk alın mesajı vermek istiyor. Zaten bunu Feyyaz Ö'ye verilen emirden de apaçık anlayabiliyoruz. Elbette bunlar şu an iddia boyutundadır ve sanıyorum Avusturya istihbaratı ve polisi, Avrupa Birliği üyesi diğer muadil teşkilatları da devreye sokarak bu olayı enine boyuna ortaya koyacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla özellikle Almanya bu durumdan oldukça rahatsız çünkü Almanya'da ciddi bir Türkiye kökenli nüfus yaşıyor. Berlin, Türkiye'nin aktivitelerinin federal sınırlarına yayılmasından ciddi derecede rahatsız olduğu biliniyor. MIT'in Avrupa'da 6.000'den fazla elemanı olduğu bilgisi çeşitli medya raporlarında geçiyor.
Aynı zamanda Diyanet memurlarının da MİT adına insan fişlediği, raporlama yaptığı biliniyor. Dahası Türk dış temsilciliklerindeki diplomatik pasaportlu memurlarında bu tür istihbari ve operatif işlerde yer aldıkları iddiaları sıklıkla medyaya yansıyor. Türkiye bu faaliyetleriyle Avrupa Birliği başta olmak üzere Batı ülkelerinde kargaşa çıkartmak ve kendi diaspora nüfusunu bir enstrüman olarak kullanmak doğrultusunda zaten hareket ediyordu. Fakat şu anda çıtayı birkaç basamak yükselterek istihbari kanalları aracılığıyla suikast timleri oluşturacak pişkinlik noktasına gelmiş görülüyor. Avrupa Birliği ise tüm bu acı gerçeklere karşın hala Ankara rejimine yatıştırma politikası stratejisiyle yaklaşıyor. Türkiye'de bulunan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin Avrupa Birliği'ne girmemesi pahasına her şeyi sineye çekiyor. Bu durumu da sineye çekecek mi, yoksa bu olay bardağı taşıran son damla mı olacak? Ankara rejimi o kadar toksik bir hale geldi ki Türkiye adı dünyada sadece huzura, barışa, demokrasiye ve insan haklarına karşı konularda geçer oldu. Edindiğim izlenimler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki bu duruma artık daha fazla tahammül edilmeyecek. Artık birileri bu gidişata dur diyecek ve Ankara'daki otokratların anladığı dilden konuşmaya başlayacak. Yazık. Avrupa Birliği üyeliği hayal ederek demokratikleşen bir ülkeden, Avrupa Birliği'nde suikastçiliğe düşen bir ülkeye düştü Türkiye. Adı artık Kuzey Kore ve Rusya ile anılan haydut bir devlet oldu. Yakında veya uzakta ama bir gün buna neden olan sorumluların ve bu hukuksuzlukları yapan memurların bağımsız mahkemeler ve Yüce Divan'da adalete hesap vermeleri ümidiyle, diyor Mehmet Efe Çaman, TR724'deki köşesinde.